İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armenak Abrahamyan, Esad ile Dürzilerin liderine Es-Süveyda'daki terör eylemi kurbanları vesilesiyle başsağlığı mesajı gönderdi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti 2018 yılı parlamento seçimlerine bir aday daha. Batı Ermenistan'da ve Türkiye'de 8 günde 100 orman yangını çıktı. Trump'tan açık tehdit. Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız. Illinois Holocaust Müzesi'nde soykırımdan kurtulanların eşyaları. Van'da Urartulara ait kayaya oyulmuş büyük salon inceleniyor. Moskova'da Dağlık Karabağ sorununda Bakü ve Yerevan arasındaki temasları memnuniyetle karşılıyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armenak Abrahamyan, Suriye Devlet Başkanı Bashar al-Assad ile Dürzi toplumu liderine, Es-Süveyda'da gerçekleştirilen ve 250'den fazla kişinin ölümüne sebep olan terör saldırısı nedeniyle birer başsağlığı mesajı yolladı. Armenak Abrahamyan, meslektaşına 25 Temmuz'da İslam Devleti tarafından gerçekleştirilen ve 250'den fazla insanın terör eylemi sırasında katledilmesi, ayrıca ülkeye büyük maddi kayıplar yaşatması nedeniyle en derin taziyelerini ifade etti. Şam'a 92 kilometre uzaklıktaki Es-Süveyda şehrinin varoşlarında büyük patlamaların gerçekleştiğini ve bunu takiben İslam Devleti adlı silahlı terör örgütü militanlarının şehir yakınlarındaki yerleşkelere saldırıya geçtiklerini belirtelim. Masis Nersisyan, 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adaylığını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday, biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekilliği adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar, aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. Batı Ermenistan ve Türkiye'de 8-26 Temmuz tarihleri arasında 33 ilde 100'den fazla orman yangını çıktı. Çıkan yangınların büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğu dile getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan bilgilere göre 18-26 Temmuz tarihleri arasında 100 yangın çıktı. 8 günlük verilerin aktarıldığı sayfaya göre günlük ortalama 12,5 yangın çıkıyor. Antalya, Muğla, İzmir, Manisa ve Isparta illeri orman yangını sıralamasında ilk 5 sırayı oluşturuyor. ABD'den ev hapsine alınan Rahip Brunson'un serbest kalmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı açıklaması geldi. ABD Başkan Yardımcısı Pence, tahliyesinin ardından Rahip Andre Brunson'la görüştüğünü açıkladı. Pence'in açıklamasına göre Brunson'un serbest kalmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklar. Pence, Brunson'un ABD'ye götürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Trump'ın tehdidine yanıt ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Twitter hesabından Trump'a karşılık veren Çavuşoğlu, kimse Türkiye'ye ne yapacağını dikte edemez. Gelen tehditleri asla tolere edemeyiz. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir, dedi. Hatırlatmak gerekirse daha önceden Türk mahkemesi Amerikalı rahibin yargılanana kadar ev hapsinde tutulmasına karar vermişti. Illinois eyaletindeki Holocaust Müzesi ve Eğitim Merkezi'nde Kurtulanların Hikayeleri başlıklı bir sergi 19 Temmuz'da açıldı. Bu sergide ayrıca Ermenilere uygulanan soykırımdan kurtulanların kişisel eşyaları da sergileniyor. Müzenin internet sitesi sergiye sunulan 60'tan fazla kişisel eşyaların soykırımdan kurtulanlar tarafından ABD'ye getirildiğini belirtiyor. Her bir eşya tanınmış belgeselci Jim Lomason'un fotoğrafı ve hayatta kalanlar veya aile üyeleri el yazısı ile sunulmaktadır. Sunulan ürünler arasında bebek, evrak çantası, bavul, genç bir annenin yemek kitabı, düğün davetiyesi ve daha fazlası bulunuyor. Bunlar Ermenilere uygulanan Yahudi, Bosna, Kamboçya, Irak, Ruanda, Güney Sudan gibi dünyanın değişik yerlerinde gerçekleşen soykırımlardan kurtulanlar tarafından kurtarılmış eşyalardır. Batı Ermenistan'ın Van Kalesi'nde 50 kişilik bilim kurulu bu yıl 3 alanda kazı çalışmaları yürütüyor.
Çalışmalarda Urartulara ait kayaya oyulmuş 160 metrekare büyüklüğündeki salon da araştırılıyor. Doçent Doktor Erkan Konyar Başkanlığında 50 kişilik bilim kuruluyla bu yıl 3 alanda yürütülecek kazı çalışmaları başladı. Yapının girişinde Urartu Kralı Menua'ya ait yazıtın bulunduğundan bahseden Konyar şunları söyledi. Yazıt üzerinde her kim sığırları buradan sürerse, çıkarırsa, çalarsa, burayı ben yaptım derse, Tanrı Haldi, Tanrı Teyşaba, Tanrı Şivini onu gün ışığından mahrum bıraksın ifadesi yer alıyor. Sığır teriminden buranın ahır olabileceği öne sürülüyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Maria Zakharova'nın Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Dağlı Karabağ sorununda Bakü ve Yerevan arasındaki temasları memnuniyetle karşıladığını duyurdu. RIA Novosti'nin verdiği habere göre Cuma günü Bakü'de Azerbaycan ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcileri arasında siyasi istişareler gerçekleşti. Zakharova basın briefinginde açıklamasında Rusya'nın aracı ülke olarak Karabağ sorununun çözümü meselesinde kendisinin verimli ve yapıcı olduğunu ifade ettiğini kaydederek, Rusya kendine çok iyi hesap vermekte ve konuyu çok iyi anlamaktadır. Çatışmanın çözümü meselesinde buluşmalar farklı düzeylerde gerçekleştirilmektedir. İki tarafın mutabakata vardığı yapıcı geçen Bakü ve Yerevan arasındaki her bir buluşmayı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ayki adlı grup tarafından seslendirilen Ambidagit adlı eseri sunuyoruz. Meylum yar neyle statlali Onkur onkur ben sarum Meylum yar neyle statlali Onkur onkur ben sarum Ay bahçe Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.